Dicle Üniversitesi'nde. Evet. PKK Hizbullah çatışması diye bize yansıdı. Böyle bir çatışma mı 3 gündür Dicle Üniversitesi'nde olan olay? Şimdi her şeyden önce 3 günden bu yana üniversitede yaşanan olayların tamamından büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Samimiyetle ifade etmem gerekiyor ki yaşananlar bizi mutlu etmemiş, memnun etmemiştir. Tam tersine üniversitede bu tür olayların, öğrencilerin yaralandığı, gözaltına alındığı olayların yaşanmış olmasından biz üzüntü duyduk. Ben hem yaralanan bütün öğrencilere geçmiş olsun diyorum. Umut ediyorum ki sağlıklarına kavuşurlar bir an önce. Ayrım yapmadan mı söylüyorsun? Şüphesiz ki böyle bir şey olamaz. Çünkü en nihayetinde şu anda üniversitede olup bitenlerin kaynağı, arkasındaki güçler, ilişkiler tartışılması gereken konulardır. Böylesine bir siyasi atmosferde çözümün tartışıldığı bir dönemde bunların yaşanıyor olması belki çıkış aşaması itibariyle çok bilinçli bir provokasyon olmasa bile sonrasında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler gösteriyor ki birileri bu olay üzerinden başka bir mesele yaratmak istiyor ki bütün gençlerin dikkatli olması lazım. Hem Dicle Üniversitesi'ndeki genç arkadaşların hem de diğer üniversitelerdeki genç arkadaşların çok dikkatli olması lazım. Yani yakın zamanda üniversitelerde bu tür şeylerin olabileceğine dair doğrusu bizim de duyumlarımız vardı ve bütün arkadaşlarımıza dikkatli olmaları gerektiğini telkin ediyorduk. Şimdiden itibaren de ben bütün genç arkadaşlarıma fikri, düşüncesi, ideolojik görüşü ne olursa olsun 10 düşünüp 1 yapmalarını tavsiye ediyorum. Sükunet tavsiye ediyorsunuz. Tabii ki. Umut ediyorum ki en kısa zamanda bu tür gerilimlerin konuşarak, tartışarak aşılabileceği ortamı da yaratacağız. Siyasetçiler olarak da bizler katkı sunmaya, gerilimin tırmanmaması için çaba sarf etmeye gayret gösteriyoruz. Büyük ölçüde İnşallah şey... daha da büyümeden, başka üniversitelerde de benzer şeyler yaşanmadan bu tür tartışmalar konuşarak çözülecektir. Büyük ölçüde yansımadı Türkiye'de, basına da yansımıyor. Fakat böyle 90'lardaki böyle bir çatışma dönemi vardı, Hizbullah-PKK çatışması diye. Herkesin aklına o çatışmaya benzer bir çatışmayı getirdi. Böyle bir şey olacak şimdi mı? Tabii, bir endişe ile bakılıyor. Yakın geçmişin bir bu konuda bir birikimi var, negatif bir birikim var. Hafızalarda halen taze olan, canlı olan hatıralar var, kötü hatıralar var. Herkesin bundan ders çıkarmış olmasını biz umut ediyoruz. Yani geçmişte yaşananların kime hizmet ettiği, sonuçları itibariyle nasıl ağır sonuçlar çıkardı, herhalde bugün en fazla da Diyarbakır, Batman, Silvan halkı tarafından iyi biliniyor. Kimsenin bu tür oyunlara böylesi dönemlerde tenezzül etmemesi lazım. Buralarda sorunları konuşarak çözme iradesi güçlüdür. Dicle Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarım da aralarında yaşanan sorunları konuşarak çözmeliler. Özellikle üniversite yönetiminin bu konuda artık bir üniversite yönetimi gibi davranması lazım. Ben kendilerine buradan özellikle tavsiyede bulunuyorum. Kendileri taraf gibi davranmayı bir kenara bırakmalılar. Yine Emniyet Müdürlüğü de kendi içinden bazı grupların özellikle bu çatışmaları kışkırttığı, taraf tuttuğu şeklinde görüntüler var. Bu konuda da Diyarbakır Valiliği'nin, emniyetinin çok dikkatli olması lazım. Soruşturmayı bu yönlü derinleştirmesi lazım. Kimler ne yapmaya çalışıyorsa ortaya çıkarıp hesabını sormaları lazım. Aksi takdirde üniversite gençlerinin üzerine bu şekilde bir provokatif yönelimle saldırmak hiç kimseye fayda getirmez. İnşallah en kısa zamanda var olan sorunlar da konuşarak, tartışarak aşılır diye umut ediyorum. Sizi kaygılı görüyorum yani. Kaygılı mısınız? Yani bu tür dönemlerde inanın ki gençlerin niyeti ne olursa olsun, ben illa provokasyon yaratmak için gençler bu olayı başlattılar demiyorum. Genç arkadaşlarımı bu şekilde zan altında bırakmak istemiyorum. Ama olaylar başladıktan sonra başka hesapları olanlar, başka niyetleri olanlar devreye bu olayları kullanmak olabilir. İsteyebilirler. Bu olayları başka yerlere yaymak isteyebilirler, sokağa taşımak isteyebilirler. Sizin niyetinizi aşan, sizin amacınızı aşan noktalara gider ki bu genç arkadaşlarımız suçu olmaktan çıkar. Başka bir noktada artık toplumsal bir çatışmaya dönüşür diye bir kaygı duyuyoruz. Herkesin bu noktada 10 düşünüp bir adım atmasında fayda var. Sayın Başkan, bu olayların çıkış nedeni olarak Kutlu Doğum Haftası kutlaması. İşte Hazreti Peygamber'i anmak istiyor bir takım öğrenciler. Onlara müdahale ediliyor falan. Sizin yaklaşımınız nedir? Siz Kutlu Doğum Haftası, Hazreti Peygamber'in anılması gibi konularda
Şey misiniz şimdi, yani anılmasın mı dersiniz? Hayır, olabilir mi böyle bir şey? Yani halkımızın değerleri bizlerin değerleridir. Tabii ki Kutlu Doğum Haftası ile ilgili etkinlikler de yapılır ki nitekim Diyarbakır'da her yıl büyük mitingler yapılıyor. Bu mitinglere katılan insanların büyük bir kısmı bizim partililerimizdir. Ve bu etkinliği düzenleyen kurum kuruluşlar partimizin karşıtı, partimize düşmanlık besleyen kurum kuruluşlar değil. Bugüne kadar hiçbir sorun sıkıntı olmadı. Bu yıl da sıkıntı olmaz, önümüzdeki yıllarda da sıkıntı olmaz. Tam tersine belediyelerimize özellikle biz bu konuda yardımcı olmaları için, yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek için kendilerine özellikle talimat verdik. Tabii birileri BDP işte Kutlu Doğum Haftası'na karşı, Hazreti Peygamber'e karşı propagandasını özellikle yaymak istiyor. Bunun doğru olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kesinlikle böyle bir tutumumuz yoktur. Ama hani bu propagandayı yayanların da kimler olduğu, özellikle sosyal medyada sahte hesaplar açarak bir karşıtlaştırmayı derinleştirme amacı güttüğünü görmek lazım. Fakat Dicle Üniversitesi'ndeki olayların başlangıcı da böyle değil mi yani? Yani böylesi bir tartışmadan başlıyor ama sonrasında gelişen olaylar bununla hiç bağlantılı değil. Bir tartışma üzerine o tartışma genç bir grup, biz burada yaptırmayız değil. Hayır, yani onun üzerinden bir tartışma başlamıyor. Yani burada peygamberimizin anmasını yapamazsınız tartışması üzerine başlamıyor. Aslında kantinde bildiğim kadarıyla bir öğrenciler arası küçük bir gerilim sonrası bir bakıyorsunuz ki örgütlü gruplar satırlarla, sopalarla üniversiteye giriveriyor. Yani polisin bu kadar örgütlü olduğu, üniversitenin bu kadar polisle iç içe çalıştığı bir ortamda bu satırlar bir yandan nereden çıkıyor, sopalar nereden çıkıyor? Bunların soruşturulması lazım ki görüntülerde var. Bunlar elini kolunu sallayarak üniversite içerisinde satırla, sopayla hatta polisle yan yana yürüyebiliyorlar. O polisler kim? Kimlerden talimat aldılar? Kime hizmet ediyorlar? Bunların iyi araştırılması lazım. Sonrasında gelişen olaylar çok vahimdir. Aslında o ilk tartışma, öğrenciler arasındaki ilk gerilim belki küçük bir diyalogla rahatlıkla aşılabilirdi ve öğrenci arkadaşlar, gençler birbirini daha iyi anlayabilirdi. Ama sonrasında devam eden olaylar özellikle bu konuda üniversite yönetiminin tutumu vahimdir. Yani üniversite yönetimi burada sizin taraf, bizim taraf ayrımı yapamaz. Tam bu tutum içerisine girmiş ve maalesef ki 3 gün boyunca üniversitede emniyeti de bunları yaşanıyor. Yani emniyet müdürlüğünü ben kurumsal olarak ifade etmiyorum ama bazı polis gruplarının bunlarla birlikte en azından müsamaha gösterdiği, birlikte hareket ettikleri görüntüler de ortada. Bunların iyi incelenmesi lazım. Bugün nasıl peki? Yani bitecek mi bu gerginlik? Yani umut ediyorum ki yarın hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Yani dediğim gibi genç arkadaşlarımız artık bu konuyu çok sağlıklı düşünmek durumundalar. Yani buradan kimlerin ne amaç elde etmek istediği iyi anlaşılmalı. Tartışan, çatışan bütün gruplar iyi hesap etmeli. İki tarafa da faydalı bir durum söz konusu değil. Biz çatışmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Orada bir sükunette her halükarda fayda var.